Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Unuttum da az önce unuttum. Şimdi benim kahvem bitti. Ve tuvaletim de geldi. Altında da dinozorlu pijamam var. Yani ne yapacağımızı biliyor musunuz şu andan itibaren? Herkes biliyor mu ne yapacağımızı? Ay, evet şeyi gördüm. Durun. Sims'te Feriha odası yapmışlar. Bir de üzerine kısacık bir video çekmişler. Sabahtan beri videonun altına etiketlenmekten bak, imanım gevredi. Gerçekten. Gerçekten. Prime HSP hoş geldin. One of the Madman sefalar gitti. Göktuğ dedi efendim. 8. ayında Twitch'e hoş geldin. 11 Osman 22. 31 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim efendim. Ben hemen bir lavaboya gidip geliyorum. Bir de kahve alacağım. 2 dakika sonra burada olma planım var. Yani bu videonun 3. dakikasında falan burada olacağım. O sırada dilerseniz siz de bir lavaboya gidip gelebilirsiniz. Bir kahvenizi alabilirsiniz. Bir noodle'ınıza hemen su ekleyebilirsiniz. Artık indominize nasıl istiyorsanız. İstemeden indomi reklamı yapmıştı. Hep bu yüzden kaybediyorum. İşte hep bu yüzden sadece yayın açarsam para kazanabiliyorum. O yüzden hiç işbirliği alamıyorum ben. Aptal gibi yayında söylüyorum çünkü. Normalde millete para veriyorlar bunu söylesin diye. Ama ben geri zekalı oldum. Gördüğünüz gibi. Salak insan. Neyse işte ama ne alıyorsanız alın. Geliyorum ben hemen hadi. Bitchy.com'un sunduğu Tarih Haber Ajansı'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Sizler için tarihin tozlu raflarından derlediğimiz en çarpıcı haberlerle karşınızdayız. Son zamanlarda hayatımıza giren bir icat, alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Onun adı para. Muhabirimiz sizler için Lide bölgesine gitti ve parayı bulan şahıs Mahsun Karaca'yla çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Gidemedim çünkü giderken internet kablomu söktüm. Bilgisayara gelen. Geri geldi mi? Geri geldi, tamam. Ayağım takıldı. Ayağım yani şuraya kadar izleyebileceksiniz. Ayağım takıldı. Ayağım takıldığı için de kabloyu takıp geldim mi diyor konuda. Gidemedim. Geliyorum. Şimdi gidip geliyorum. Önceden benim maaşım ayda 2 eşekti. 3 ayda bir de 5 tane tavuk ikramiye alıyordum. Hadi tavuklar neyse kesip yiyorsun da. Eşek dolu. Dedim bu iş böyle olmaz. Bizim bu takas sistemi yerine bir birim bulmamız lazım dedim ve parayı buldum. Yani bu para dediğimiz kavramı inovatif bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu parayı bulduktan sonra basmaya başladım. Ama nasıl biliyor musun? Bastıkça basıyorum, bastıkça basıyorum. Çünkü kökü bende. Karışan neden de yok. Merkez Bankası da benim, BDDK da benim. Kafama göre takılıyorum. Şimdi bu parayı bas. Ev bir ton para doldu. Elime de ilk defa toplu para geçiyor. Dedim ben bunu nasıl değerlendireyim? Önce bir evimi arabamı kenara koydum. Yalnız ben bastıkça baktım paranın değeri düşüyor. Meğerse yanlışlıkla enflasyonu da bulmuşum. O zaman dedim ne yapayım? Param değer kaybetmesin. Gittim hepsini Bitcoin'e yatırdım. Ulan bu Mahsun'la var ya, parayı buldu hemen bizi unuttu. Eskiden yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Be. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Parayla saadet olmaz. Er ya da geç anlayacak paranın mutluluk getirmediğini ama iş işten geçmiş olacak. Ya millet arkamdan konuşur işte parayı buldu da götü kalktı da falan filan. Resmen paranla rezil oluyorum ya. Ama görürüm ben onları. Bütün dünya bu paranın köpeği olacak. Hadi bakayım. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Kilikya bölgesinde bir sahte para operasyonu düzenleyen polis piyasaya sürülmeye hazır on binlerce sahte para yakaladı. Şimdi operasyona ait görüntüleri izliyoruz. Biz ne yaptıysak parasızlıktan yaptık dayı. Delikanlıya para değil parasızlık o zaman anlayın mı? Gençlere buradan mesajım var. Kendilerine yüzü öne kalmasınlar. Çalışıp kendi paralarını kendisi kazansınlar, tamam mı? Gündemimize acı bir haberle devam ediyoruz. Dünyamıza çarpan dev bir göktaşının sebep olduğu patlamada yüz binlerce dinozor telef oldu.
Muhabirimiz Ayberk Olgay olay yerindeki vatandaşların duygularını aktardı. Dün gece saat 3 sularında arkamda görmüş olduğunuz bölgeye dev bir göktaşı düştü ve dünya üzerindeki bütün dinozorlar yok oldu. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte mahalle sakinlerinin görüşlerini alalım. Vallahi ben gece yatıyordum, güm diye bir ses çıktı. Dedim herhalde magandanın biri yine silah sıkıyor. Kafayı vurup yattım. Geldim. Sabah bir kalktım, tüm dinozorlar ölmüş. Vallahi kim yaptı seninle koluna? Evet. Daha da erken geldin. Beklenmedik bir performance. Alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Onun adı para. Muhabirimiz sizler için Lide bölgesine gitti ve parayı bulan şahıs Mahsun Karaca'yla çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Önceden benim maaşım ayda 2 eşekti. 3 ayda bir de 5 tane tavuk ikramiye alıyordum. Hadi tavuklar neyse kesip yiyorsun da eşek doldu. Dedim bu iş böyle olmaz. Bizim bu takas sistemi yerine bir birim bulmamız lazım dedim ve parayı buldum. Yani bu para dediğimiz kavramı inovatif bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu parayı bulduktan sonra basmaya başladım ama nasıl biliyor musun? Bastıkça basıyorum, bastıkça basıyorum. Çünkü kökü bende. Karışan neden de yok. Merkez Bankası da benim, BDDK da benim. Kafama göre takılıyorum. Şimdi bu parayı bas. Ev bir ton para doldu. Elime de ilk defa toplu para geçiyor. Dedim ben bunu nasıl değerlendireyim? Önce bir evimi arabamı kenara koydum. Yalnız ben bastıkça baktım paranın değeri düşüyor. Meğerse yanlışlıkla enflasyonu da bulmuşum. O zaman dedim ne yapayım? Param değer kaybetmesin. Gittim hepsini Bitcoin'e yatırdım. Ulan bu Mahsun ne var ya? Parayı buldu, hemen bizi unuttu. Eskiden yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Parayla saadet olmaz. Er ya da geç anlayacak paranın mutluluk getirmediğini ama iş işten geçmiş olacak. Ya millet arkamdan konuşur işte parayı buldu da götü kalktı da falan filan. Resmen paranla rezil... Başta hiç böyle konuşturamadık ya. Bütün arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Allah beni kahretmesin ya. Ne kadar iyi bir insan. O kadar iyi bir insanım ki. O kadar iyi biriyim ki. Rezil oluyorum ya. Ama görürüm ben onları. Bütün dünya bu paranın köpüğü olacak. Hadi bakayım. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Kilikya bölgesinde bir sahte para operasyonu düzenleyen polis piyasaya sürülmeye hazır on binlerce sahte para yakaladı. Şimdi operasyona ait görüntüleri izliyoruz. Biz ne yaptıysak parasızlıktan yaptık dayı. Beni anlayıp para değil parasızlık o zaman anlayın mı? Gençlere buradan mesajım var. Kendilerine bizi örnek almasınlar. Çalışıp kendi paralarını kendisi kazansınlar tamam mı? Gündemimize acı bir haberle devam ediyoruz. Aga! Dünyamıza çarpan bir büyük göktaşının sebep olduğu patlamada yüz binlerce dinozor telef oldu. Muhabirimiz Ayberk Olgay olay... Dolar kaç oldu şu an? Chat'te gördüm doğru mu? 15.09 olmuş. Yerindeki vatandaşların duygularını aktardı. Dün gece saat 3 sularında arkamda görmüş olduğunuz bölgeye dev bir göktaşı düştü ve dünya üzerindeki bütün dinozorlar yok oldu. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte mahalle sakinlerinin görüşlerini alalım. Vallahi ben gece yatıyordum, güm diye bir ses çıktı. Dedim herhalde magandanın biri yine silah sıkıyor. Kafayı vurup yattım. Sabah bir kalktım, tüm dinozorlar ölmüş. Vallahi kim yaptı seninle koluna sağlık. Çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu, tamam mı? Hangi parti yaptıysa bir sonraki seçimde oyum onlara. Ya bu hayvanlara yazık değil mi kardeşim? Gel beni çek beni. Gel beni çek. Ya geldiler hayvanları zehirlediler, öldürdüler ya. Ya şu kadar T-Rex'lerin kime ne zararı vardı ya? Hayır bizi koruyordu burada. En azından yabancılar geldiği zaman saldırıyordu. Ya zehirlediler hayvanları, telef ettiler ya. Valla biz belediye zehirledi diye biliyoruz yani. Göktaşı falan görmedik biz. Bıktık ya, mağaramıza giremiyoruz ya. Çoluğumuzu çocuğumuzu ısırıyorlar. Geçen benim kaynım yediler ya. Bakın bir keresinde ne oldu? Çarşıya gidin dedim, yontma taş alayım. Tam şurada bak raptorlar önümü kesti. Canımı zor kurtardım. Dedim bu köşeden kaçayım, şu arkadan dolanıp geleyim. Yolumu kaybettim. Ben gelene kadar devir değişmiş. Cilalı taş devrine geçmişler. Şimdi ben bu kadar yontma taşı ben götüme mi sokayım? Vallahi dinozorların yok olmasına üzüldük tabii ama benim hayatımı çok da etkilemedi açıkçası. Ben zaten veganım. Hayvansal gıda tüketmiyorum. Arkada ufak bir hobi bahçem var. Orada kendi ektiğim ürünleri tüketiyorum. Uzun yıllardır gelmesini heyecanla beklediğimiz matbaa, İbrahim Müteferrika'nın yoğun çabaları neticesinde nihayet Osmanlı'ya geldi. Fakat bu haber bazılarını pek de mutlu etmemiş. Ark gibi gerçekten. Şimdi ben ne yapayım bu kadar yontma taş götmem sonra.
gibi. Mikrofonumuzu matbaanın gelişinden memnun olmayan hattatlara uzattık. Ben Hattatlar Odası Başkanı Karacaoğlu Mahsun Bey. Biz hattatlar olarak matbaaya karşıyız. Bu gavur icazını getirdiler buraya. Ay fes gördüm mü aklıma yani bir kişi geliyor ya. Bedavadan o kafasına göre basacak. Ben bir kalem plakasına 1 milyon akçe verdim. Biz burada eşek başı mıyız? Salak mıyım ben? Yani bunu tehdit olarak algılamayın ama az önceki matbaacı arkadaşa ne yaptığımızı gördünüz. Burada durarak onları rahatsız edeceğiz. Basım yapmalarını engelleyeceğiz. Eğer basmak isteyen matbaacı gelirse de ağzını yüzünü kırıp gerekeni de yapacağız. Bunu da buradan söylüyoruz. Bu İbrahim İyice Müteferrika denen şahsın da dış güçlerin piyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Boşuna getirmedi bunu buraya. Buyur kardeşim ha ne yazılacak? Kaç sayfa? 2 sayfa mı? Ya kardeşim beni 2 sayfa için uğraştırma. Hem benim kalem değişim saatim bak. Şurada bir arkadaşlar o sana yardımcı olur. Tamam. Kalem değişim saati. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı, oraya videoya bir like atın, sus. Ulan sus hareket yapma, sus hareket. Sus hareketini Allah'ım görür. Kedimle anlaşabiliyoruz. Aynı zamanda çok hayvan sever bir insan.